Değerli izleyiciler, sevgili öğrenciler. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi online tanıtım günlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Seyfullah Kağa. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hemen konuya geçelim çok fazla uzatmadan. İlahiyat Fakültemiz çok rağbet gören bir fakültemiz. Öğrencilerimizin iş olanakları da çok fazla. Biraz İlahiyat Fakültesi'nin bir öğrenci neden tercih etsin? Onunla başlayalım mı? Tabii İlahiyat Fakültesi'nde ne tür dersler okutuluyorla aslında ilgili bir soru bu aynı zamanda. İlahiyat Fakültesi bir ayağı geçmişinde köklerine bağlı, öbür ayağı modern dünyanın sorunlarını o kendi inanç değerleriyle İslami ilimleri tahsil edeceği o ilim alanlarıyla birlikte adeta onu yoğurarak modern dünyanın bunalımlarına da İslami bakımdan çözümler arayan ve bilgiyi üreten ve ürettiği bu çözümvari bilgileri halkının istifadesine sunan bir fakültedir. Şimdi meseleye böyle baktığımızda ilahiyat fakültelerinin ve ilahiyat fakültemizin sadece aslında ülkemiz için değil, insanlık için ne kadar önemli bir fakülte olduğu anlaşılmış oluyor. Çünkü yeryüzünde inançsız insana, dinsiz insana rastlamanız çok zor. Kendilerinin dini olmadığını söyleyenler dahi zor durumlarda Allah'a el açıp yalvarmak zorunduğunu hissediyorlar. Bu Yüce Allah'ın yarattığı insanoğlunun mayasına, hamuruna verdiği bir duygudur. Dolayısıyla bunsuz insanoğlu olmaz. Böyle olduğu sürece ve insanlık da var olduğu sürece dini ilimlere ve İslami ilimlere ihtiyaç hasıl olacağı ve insanların bu ilimlere dikkat kesilerek bu ilimler üzerinden kendi modern dünyanın sorunlarına da çözümler arayacağı muhakkaktır. İşte o çözümlerin üretildiği yer ilahiyat fakülteleridir. Bu yüzden muazzam işler gören bir fakültedir ilahiyat fakültesi. Bu sebepler dahi ilahiyat fakültesinin öğrencilerimiz tarafından tercih edilmesi için yeter sebeptir. Evet hocam. Hocam biraz da olanaklardan bahsedelim. Mesela sizin zamanınızdaki olanaklar tabii çok farklıydı ama günümüzdeki bir ilahiyat fakültesine gelen bir öğrencinin hangi olanakları var? Mesela hazırlık eğitiminden biraz bahsedebilir misiniz? Diğer olanaklarımız neler? Yani bir ilahiyat fakültesine gelen öğrenci modern dünyada 2020 Türkiye'sinde nasıl olanakları karşılıyoruz bu öğrencilerimizi? Şimdi bir defa ilahiyat fakültesinin istihdam alanları son derece önemli. Hem milli eğitimde istihdam olanağı bulabiliyorlar, çalışma imkanı bulabiliyorlar. Hem de Diyanet İşleri Teşkilatımızda çeşitli kademelerde istihdam edilme olanağı buluyorlar. Diyanet İşleri Teşkilatımızda işte imamlık, vaizlik ve müftülüğe kadar kendilerini geliştirip bu idari makamlarda görev alma imkanına sahip oluyorlar. Milli eğitimde ise din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak orta öğretimde ortaokul ve liselerimizde görev alırken aynı orta öğrenim diliminde imam hatip liselerinde de meslek dersleri öğretmeni olarak istihdam edilebiliyorlar. Bunun dışında akademik kariyer yapmak isteyenler, evet. Yüksek lisans ve doktora sınavlarını da takip ederek kendilerini daha da geliştirip üst merhaleye sıçrayabiliyorlar. Ve böylece kendilerini geliştirmek suretiyle akademik hayata da intibak ederek oralarda da görev yapma imkanlarına sahip oluyorlar. Tabii bunun için de ilahiyatın iyi bir eğitim vermesi gerekiyor değil mi hocam? Hiç şüphesiz. Yani ilahiyat fakültesinin fakültelerinin iyi bir eğitim vermesi gerekiyor. Fakat burada tabii alıcıyla vericinin aynı kalitede de olması gerekiyor. Yani veren akademisyenlerimiz onlar dersleri öğretir, İslam'ın ilahiyat fakültelerinde İslam'ın
ruhunu öğrencilerimize kavratır. İslami ilimlerde araştırma metotlarını ve yöntemlerini öğrencilerimize anlatır. Ve öğrencilerimiz de eğer bu anlatılanların hakkını verirse muazzam bir enerji ve sinerjiyle birlikte çok kaliteli öğrenciler buralardan mezun edebiliriz. Bir de öğrencilerimiz yurt dışında doktora, yüksek lisans ve doktora imkanlarına her zaman sahipler. Bunu da dil eğitimini de almış bir vaziyette buralara da giderek yurt dışında yüksek lisans ve doktora yaparak kendi gelişimlerini tamamlayabilirler. Peki hocam, biraz da uluslararasılaşmalardan bahsedelim. Sizin fakültenizde uluslararası hocalarımız var, uluslararası öğrencilerimiz var. Bu anlamda da sizin fakülteniz ciddi bir merhale kat etmiş durumda. Biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii fakültemizde özellikle hazırlık eğitiminde ve diğer alanlarda da yabancı hocalarımız var. Kendilerini alanlarında ispat etmiş yetkin hocalarımız var. Bunu da sevinerek belirtmem gerekiyor. Hazırlık eğitiminde Türk hocalarımızın yanı sıra yabancı hocalarımız da Arapça derslerini öğrencilerimize okutuyorlar ve böylece Arapça lisanını bizzat o lisanı ana dili olarak gören hocalarımızdan da edinmiş oluyor. Bu çok önemli bir avantajdır. Türk hocalarımızın yanı sıra yabancı uyruklu hocalarımızdan da öğrenmiş oluyorlar. Temel İslam bilimlerinde yabancı uyruklu hocamız var. Felsefe ve din bilimlerinde yine yabancı uyruklu hocalarımız var. El birliğiyle öğrencilerimize katkı sunmaya çalışıyorlar. Evet hocam. Hocam, sizin öğrencilerinizin sosyal sorumluluk projelerinde de çok böyle önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Değişik projelerde yer alıyorlar, topluluklarda yer alıyorlar, aktif bir şekilde topluluklarda yer alıyorlar, merkezlerde görev alıyorlar. Biraz öğrencilerimizin bu sosyal olanakları, toplumsal katkı, aldıkları eğitimin pratiğe uygulanması konusunda neler söylemek istersiniz? Öğrencilerimiz aldıkları eğitimin de şuurunda olarak bu doğrultuda hareket ediyorlar. Toplumsal katkı sunuyorlar. Direkt burada araştırma merkezlerimizle birlikte organize hareket ederek o merkezlerin bünyesinde öğrencilerimize ve dışarıda katkı sunmaya çalışıyorlar. Öbür yandan Diyanet İşleri Teşkilatımızın bir takım organizasyonlarında yer alarak, o organizasyonlara da fiilen iştirak ederek katkı sunmaya çalışıyorlar. Bu vesileyle de öğrencilerimizin toplumsal katkıları sunabilecekleri bir alan açılmış olduğunu kendilerine söylememiz gerekir. Şunu anlıyorum ben, yani şeffaf, açık, çıktıları belli bir kurumsal kimlik içerisinde bunun sunulması bir toplumsal ihtiyaç. Bunu da en güzel şekilde üniversitelerde yapılması ideal olan. Hocam, peki İlahiyat Fakültesini okumak isteyen iki tür öğrenci var kabaca. Birincisi İmam Hatip çıkışlı öğrencilerimiz gelmek istiyorlar. İkincisi de düz liseden öğrencilerimiz muhtemeldir ki tercih etmek istiyorlar. Diğer farklı lise türlerinden gelmek istiyorlar. Bunlar için mesela bir telafi şansımız oluyor mu? Çünkü bazı öğrencilerimizin altyapısı bu konuda yok. İşte Arapça altyapısı olmayabiliyor. Okuma yazması olmuyor. Hem açık şekliyle Arapça okuma yazması olmuyor. Bununla ilgili bir öğrenciyi tercih etmek istediği zaman ne tür olanaklar sunuyorsunuz öğrencilerimize? Tabii İmam Hatip Lisesi'nden gelen öğrencilerimiz nispeten biraz altyapısı hazır bir şekilde geliyor. Fakat liseden gelen öğrencilerimizin de biz çok sayıda rağbet ettiğini ilahiyat fakültelerine biliyoruz. Bu bizim ilahiyat fakültesi okuduğumuz dönemlerde de böyleydi. Bugün de böyle. Bu sevindirici bir durum. Bu hakikaten
sevindirici bir durum. Tabii bu öğrencilerimizin açıklarını kapatmak için diğer arkadaşlarına onları yaklaştırmak için biz fakültemizden Arapça hazırlık dersi veren hocalarımızla birlikte bu öğrencilerimize kurslar veriyoruz. Kurslar düzenliyoruz. Hocalarımız büyük fedakarlıklar ederek hiçbir maddi kaygıları ve beklentileri olmaksızın sırf Allah rızası için bu işi üstlenmiş durumdalar ve bu öğrencilerimize ek Arapça ve Kur'an-ı Kerim kursları veriyoruz. Ve böylece o öğrencilerimiz de biraz daha çaba gösterdikleri zaman emin olun diğer öğrencilerimizin önüne geçen öğrencilerimiz bulunuyor. Normal liseden mezun olan öğrencilerimiz arasında. Peki hocam bu öğrenciler şimdiden bu İlahiyat Fakültesini tercih etmeyi düşünen öğrencilerimiz için neler tavsiye edersiniz? Bu yazı mesela evde birçok zaman kapalı olarak geçirmek durumunda kalıyorlar. Onlar için bazı tavsiyeleriniz olur mu? Şimdi bir kere öğrencilerimizin hani sınavla gelecekler fakültemize. Belli bir sınavı almaları, tutturmaları lazım. Belli bir puanı tutturmaları lazım. Başarı oranını yakalamaları lazım. Bunun için Türkçe sosyal ağırlıklı olarak o şekilde alma ilahiyat fakültelerimiz. Bir kere bu sözel dediğimiz alana çok iyi çalışmalar lazım. Bunun için de bol bol kitap okumalar gerekiyor öğrencilerimize. Özellikle edebiyat alanında romanlar, hikayeler, çünkü Türkçe sorularının hangi mahiyette olduğunu az çok sınavlarda biliyoruz. Dolayısıyla anlamaya ve kavramaya yönelik sorular var. Şimdi onları doğru yapabilmek için bol bol roman, hikaye vesaire tarzı önemli, ciddi edebiyatçılarımızın yazdıkları kitapları bol bol okusunlar. Onun yanında tarih, sosyoloji, felsefe alanlarındaki bütün bu saydığım ilim dalları, yani tarih, sosyoloji, felsefe dalları İlahiyat Fakültesi'nde görecekleri dersler arasında zaten. Evet. Bu da İlahiyat Fakültesi'ni muazzam bir fakülte haline getiriyor aslında. Dolayısıyla bunları bol bol okusunlar, çalışsınlar ve kendilerini bu şekilde sınava hazırlasınlar. Bu zamanlarını boş geçirmesinler. Görecekler bunun karşılığını mutlaka alacaklardır. Hocam Zonguldak merdivenler şehri, maden şehri, yeşili, mavisi olan bir şehir. Yokuşları fazla olan bir şehir. Biliyorsunuz ilk mezunlarınızın yaptığı bir video vardı. Evet, evet. Yokuşlardan gınağa geldiklerini ifade ediyorlardı. İlahiyat Fakültemizin ilk binası Teknolab'ın en üst tarafında olduğu için orada öğrencilerimiz böyle bir yokuş üzerinden güzel bir video yapmışlardı. Ama sizin bu konuda mezunlarımıza olsun, yeni gelecek öğrencilerimize olsun bir şeyiniz var, bir müjdeniz var herhalde. Önümüzdeki dönem farklı bir ortamda mı ders vermeye evet. başlayacaksınız? Evet. Tabii 2012 yılında fakültemiz Bakanlar Kurulu kararıyla biliyorsunuz kuruldu. 2013 ve 2014 yılında da ilk öğrencilerini almış oldu. Ereğli Eğitim Fakültesi'ndeki Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümündeki hocalarımızın fakülteye aktarılmasıyla birlikte 2013-2014 yılında başlamış oldu. Hazırlıksız başlamış oldu, hazırlıksız ilahiyatı. Daha sonra ilahiyatların hazırlıksız olmaması gerektiğini düşünerek hazırlıksız konuldu. Doğru olarak isabetli bir biçimde konuldu. Ve hem hazırlıksız sınıf alandan mezunlar verdik, hem de hazırlıklı alandan mezunlar veriyoruz. Şu anda bizim fakültemizin verdiği mezun sayısı 500. Yani 490'lar diyelim, 500 yuvarlak hesapla 500. Şimdi bu çok muazzam bir oran. Hakikaten çok harika bir oran.
Çünkü fakültemizde buna yetecek hocalarımız var ama şunu da söyleyelim, daha da geliştirilmesi gerekiyor. Hoca istihdamı için biz çalışıyoruz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz bazı alanlarımızda. Bütün bu eksikliklerle giderilince harika bir eğitim atmosferine kavuşacağız çok yakın zamanda. Ama sizin dediğiniz şeye gelince, yeni binamız yapıldı. İlk defa bu önümüzdeki 2020-2021 eğitim sezonu için güz yarı yılında inşallah yeni binamıza kavuşmuş olacağız. Yeni binamızda eğitime başlamış olacağız. Yeni binamızda 6 adet amfimiz, 13 adet dersliğimiz ve bunlar arasında 160 kişilik, 120 kişilik, 90-80 kişilik dersler ve amfiler olmak üzere muazzam bir derslik ve amfi kapasitemiz var. Yine laboratuvarlarımız var, 4 adet laboratuvarımız var, lisan laboratuvarımız var. Sonra dini musiki laboratuvarımız var. Yani bu yeni binamızda İlahiyat Fakültesi öğrencisinin tam donanımlı yetişmesi için ne lazımsa bütün unsurlar, eksiği yok, fazlasıyla var. Onun için ben bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, geçmiş dönemde buna emek veren rektörümüze ve şu anda bu binamızın bir an önce açılması ve yetiştirilmesi için büyük çaba sarf eden mevcut hali hazırdaki mevcut rektörümüze ve buna emek veren tüm akademik ve idari personelimize çok teşekkür ediyorum. Bu çabaları inşallah karşılıksız kalmayacaktır. Buradan mezun olan öğrenciler hiçbir zaman onların bu emeklerini unutmayacaklardır. Hocam eski mezunlarımızı tekrar gelip bir film çekmeye davet ediyoruz yani yeni binada. Hay hay, çok da güzel olur. Çok da güzel olur. Bunu hemen uygulamaya koyalım. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Çok ayrıntılı olarak çalışmalarınızı anlattınız. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları alalım hocam. Tabii dediğim gibi İlahiyat Fakültesi hakikaten mümtaz bir fakülte. İslami ilimlerle, geleneksel klasik İslami ilimlerle, modern dini ilimleri bir arada buluşturan ve geçmişin kültürel kodlarından kendisini tamamen koparmadan ama geleceği de dikkate alarak, modern dünyayı da dikkate alarak bilgi üreten çok önemli fakültelerimizdir. Bu fakültelere gelecek olan öğrencilerimize ben şimdiden başarılar diliyorum. Az önce ifade ettiğimiz gibi yeni fakültemizde 12 bin metrekarenin üzerinde bir alana kurulmuş olan bu büyük fakültemize öğrencilerimizi bekliyoruz. Hocalarımız yeni öğrencilerimizi bekliyorlar ve şunu da gelecek öğrencilerimize söylemiş olalım. Memnuniyet anketlerinde, üniversitemizin memnuniyet anketlerinde, öğrencilerle yapılan anketlerde en üst puanları alan fakültemizde, hocalarımızın öğrencilerimizle yakın temas halinde olarak bütün sorunlarına eğildiği fakültemizde mutlu, huzurlu bir eğitim yılları geçireceklerdir. Bundan şüpheleri olmasın. Sizlere de bu vesileyle fakültemin bana tanıtma imkanı sunduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz yayın konuğumuz olduğunuz için. Değerli izleyiciler, sevgili öğrenciler, gelecek burada şekillenir diyoruz. Sizi üniversitemize davet ediyoruz. İyi günler diliyoruz.